Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir kargo açımına, daha doğrusu Instagram ayakkabısı kargo açımına hoş geldiniz. Kitim hemen gördüğünüz gibi yanımda. Hızlıca açıyorum şimdi. Ve gördüğünüz gibi bir adet Yeezy 350 Boost kutusu bizleri karşılıyor. Bu ayakkabı arkadaşlar bana sportik.com.tr adresinden gönderildi. Eski adıyla sportik.tc biliyorsunuz. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Instagram sayfası var. Shopee adresi var. Direkt Shopee adresinden sipariş verebilirsiniz. Fiyatlar vesaire, modeller hepsi orada. Bakabilirsiniz. Sayfayla iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi teşekkür ediyorum buradan da bu ayakkabıyı bana gönderdiği için. Hemen şimdi ayakkabının içine girelim istiyorum. Açıkçası çok da emin değilim. Çünkü birkaç model hani şu mu bu mu şeklinde konuşmuştuk. Hangisi gelecek? Şu an çıkacak bilmiyorum. Fakat biliyorsunuz artık Yeezy yok. Yani daha doğrusu Adidas Yeezy yok. Adidas ve Yeezy işbirliğini sonlandırdı. Tam zamanda terlikleri almışız o zaman. Evet, gerçekten öyle. Şimdi fiyatları tavana vuracak falan diyorlardı. Geçen gün bir video izledim. Bütün Yeezy modelleri işte üstler başlar artık Yeezy kendi başına zaten bir markaydı. Adidas da işbirliğiydi. Hepsini 20 dolara satacağım falan gibi bir şey söylüyor Kanye. Hani nedir ne değildir, nasıl olacak bilmiyorum. İşte iyi giymek herkesin hakkı, herkes birbirine destek olmalı falan gibi böyle konuşmalar yapıyor. Sonra diyor 20 dolara yapacağım diyor. İşte bir tane kameraman, YouTuber veya Instagram ünlüsü bilmiyorum. Al bakalım bu da senin olsun falan yapıyor. Böyle montları, şişme montları. Hani kaç bin dolar değerinde onlar. Hani belki bilmiyorum tekrar kendisi mi üretir, eder. Yeni tasarımları belki düşük olabilir. Çünkü bunların hepsi Adidas'a aitmiş. Adidas da şöyle dedi. Bütün Yeezy tasarımları bize ait. Intellectual Property diye geçiyor. Marka patent tasarım hakları Adidas'a aittir. Ve bundan sonra da Adidas bunları üretmeye devam edecek şeklinde de aralarında bir gerginlik olmuş. Herhalde biz tüketiciler olarak avantajlı olacağız. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Dediğin gibi ama hiç bulamayabiliriz. Evet. Fiyatlar tavana da vurabilir. Nike ile Kobe mesela öyle oldu. Kobe ile Nike hani bitirdi şu an. Kobe'nin ölümünden sonra. Ve ayakkabılar böyle binlerce dolara falan yükselmeye başladı. Yenisi çıkmıyor. Hani daha değerli bir ayakkabıya dönüştü. Bu da öyle olabilir. Tam tersi düşük de olabilir. Yok, bulunmayan şey pahalı olur yani. Dünyasında her şeyde öyle zaten. Yok, Adidas kendi Yeezy modelini Yeezy olarak değil de Adidas olarak çıkarırsa belki daha düşük bütçeli olabilir. Tabii kesinlikle daha olabilir. Düşük olacak. Çünkü daha fazla üretecek muhtemelen. İşte Yeezy'ye belli bir para ödemesi gerekmeyecek. Çünkü bunların anlaşmaları var. Belli bir onlara hak ödüyor eser sahibi oldukları için, designer oldukları için. Şimdi farklı farklı şeyler yapabilirler. Tekrar tekrar çıkartabilirler. Göreceğiz. Evet, bakalım neymiş, hangi renkmiş. Ooo, 350 kutusunda ama bu farklı bir şey ya. Bize Yeezy 500 geldi. 350-500. Biraz güzel bir şey mi oldu? 350-500. Arkadaşlar bu Adidas Yeezy 500 yani 500 blush rengi. Ama çok güzelmiş. Ben daha önce hani mağazada veya herhangi bir yerde çok fazla senin görüp denemedim. Senin terliklerinin rengine benziyor. Biraz bu zaten evet benziyor. Bone rengi. Sand renkleri Yeezy'lerde çok olur. Yani kum, toprak renkleri çok fazla olur. Bu da onlardan biri. Bu ayakkabı çok fazla Kylie Jenner'larda, Kim Kardashian'larda falan çok görüyordum. Gerçekten de çok fazla giyen görmedim ama şu anda çok hoşuma gitti biliyor musun? Benim de çok hoşuma gitti. Yani kokusu mokusu da çok güzel. Normalde Instagram ayakkabılarında bazen koku biraz böyle offside olabiliyor. Bunda o da güzel, fena değil. Büyüklüğü, iriliği, Yeezy'yi seviyorum ya. İlk başlarda pofidik, ilk dizaynlar hatırlıyorum. Yani böyle 2017-2018 o civarlar hani 4-5 sene öncelerine gittiğimizde bu ne biçim tasarımlar falan derken şu an her şey çok hoşumuza gider oldu. Bu da oldukça ilk başta kaliteli ve okkalı hissettiriyor elde. Şöyle bir tanesine biraz daha detaylı bakabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünde bazı kısımlar hafif böyle yıpranmış da demek istemiyorum ama tüylü de değil. Eliniz yapışıyor da buraya. Daha kaliteli bir dokusu var, kumaşı var. Hemen arkasındaki kumaş ise daha farklı ve delikli yapılardan oluşan. Polar'ın böyle karışımı gibi. Evet, bu tam isim olarak bilemiyorum. Terimi nedir onu söyleyemeyeceğim. Ama çok kaliteli hissettirdiğini söylemem lazım. Oldukça güzel hissettiriyor bütün kısımları. Bu delikli kısımlar hem ayağınızın hava almasını sağlayacak hem de tabii ki farklı bir hava katıyor. İçinde de yine aynı şekilde ayakkabının taban kısmı ile üst kısmını birleştiren şurada görmüş olduğunuz gibi bir tabaka var. Biraz daha sert, sağlam ve üste çıktığınız zaman da hafif böyle yapay derimsi küçük bir katman geçip yukarıya doğru ulaşıyorsunuz. Yani üst kısmı kesinlikle hoş gözüküyor. Şöyle altını göstermek istiyorum. Bunların altları çok çok güzel gerçekten. Gördüğünüz gibi farklı bir basınç haritası adeta hissettiriyor. Bunlar da bence basketle oynarsın yani. Basket oynanabilir kesinlikle de çok iyi kitlenme yakalamak. Ya bu daha rahatlık gündelik ayakkabı olduğu için zarar verirsin bir de. Yani gerek yok. Buna niye gireceksin? Hemen topunda non-marking diye bir ibare var. Ve burası da oldukça güzel. Adidas logosu ayakkabının
köşesinde, hemen şu iç kısmında da Adiprene şeklinde de burada arkadaşlar. Bu yapının Adidas'ın alt markası olan Adiprene'e ait olduğunu gösteriyor. Evet, gayet güzel. Yani genel olarak baktığım zaman yapıştırıcı izlerinden tutun da ürün kalitesine kadar oldukça şu an hoşuma gitti. Bazen ama böyle elde çok beğeniyoruz, ayakta ya bu muymuş oluyoruz veya elde diyorsun, ayağa giyiyorsun, çok hoşuna gidiyor. Şu an çok meraklıyım, hemen ayağıma da giymek istiyorum. Ben biraz senin bu verdiğin Adidas şeyler var ya, basket ayakkabıları, böyle retro bir ayakkabı vardı. Ha evet. Onlara evet benzettim biraz. Zaten Adidas, hatırlarsan kavgaların sebebi, biraz belki ona da değinmek lazım. Adidas gitgide Kanye tasarımlarını kopyalamaya başladı. Çok benzerlerini üretir hale geldi. Hatta en son Adilet terlik vardı, Yeezy terlik, hatta Yeezy şey yaptı Kanye. Dedi bu benim çakmamdır, bilmem nedir, bu saçmalık da nedir gibi böyle post atmıştı Twitter'dan düşün. Hmm. Hiç o da acımıyor, yapıştırıyor kimseye, eyvallah yok gerçekten, değişik bir adam. Sonra ondan onun gibi birkaç tane daha model vardı yanlış hatırlamıyorsam ayakkabılarda falan. Dediğin gibi senin yani, de bunları biliyor olman çok hoş. Bir şekilde öyle şey yapıyor, ayakkabı dayısı uzaktan yani, da olsak, çocuk babası da olsak, iş güç sahibi de olsak. Hani magazinsel boyutu ya yani, yine evet, biliyorsun bunu çok hoş. Denk geliyor. Şöyle içinde çıkarttım. İçine de beraber bakmak istiyorum arkadaşlar. Dil içeriye şu şekilde bir bant yardımıyla tutturulmuş. Bu bandın arasında da dikkat file ederseniz... File değil mi o bant? Ya bant, file, file diyebiliriz. Arasında da bir sünger var. Evet, yani daha rahat olsun diye içten de görebilirsiniz. Yeezy Ortholite tabanlık. Adidas logosuyla. Gerçekten çok okkalı ve hoş gözüküyor. Tavanına bayıldım. Şu ortadaki... Yine orta ayak desteği, ama tavan plastiği. Ama uygun giymemişsin bugün kıyafetleri. Evet ya, ben hani bunun geleceğini bilmiyordum. Daha siyah bir eşofmanın altına daha güzel giderdi. Neyse, şimdilik böyle deneriz. Olmadı. Farklı eşofmanlarda da Instagram'dan post most atarız. Onun için de takipte kalmayı unutmayın diyorum. Şu tabanı gerçekten harikaymış. Hadi bunun da sağ içindekileri çıkartalım. Ve sonra ayağımıza giyip çıkışı yapalım. Bağcıkları biraz ince geldi bana açıkçası. Şöyle çözerken. Ne diyorsun? Ama genel olarak... Böyle olmuyor mu? Hani basket ayakkabılarına ya, basket ayakkabılarına da böyle hani daha kalın bir bağcık belki iyi olabilirdi. Ama rengiyle uyumlu tabii ki. Genel profiliyle bayağı uyumlu. Ben rengini çok beğendim. Gerçi bu tarz ayakkabılar da ben bağcığı bir defa bağlıyorum. Bir daha ikinciye bağlamıyorum arkadaşlar. Giy çıkar yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bayanını ben isterim yani. Evet, zaten bu hep Kylie Jenner'larda, işte bu bayanlarda daha çok oluyor ve hafif bulky, hafif böyle kaba bir görünüşle gayet şık duruyor. Diline biraz bakabiliriz. Diline pek odaklanmadık. Arkadaşlar dili çok pofirik pofirik, böyle çok güzel bir tane tutmak için kısım mevcut ve dilin üstü gördüğünüz gibi farklı desenlerle şık bir görünüm verilmiş. Şuradaki dedim acaba şey mi, bağcık mağcık geçme yeri mi şu delikler dedim, ama öyle bir şey değil herhalde. Dilin kalitesi cidden hoşuma gitti. Birçok basketbol ayakkabısında böyle dil yok. Bir de şuraya bakalım, topuğuna bakalım. Topuğu da yine aynı onu şekilde rahat ve güzel duruyor. Çok low ama dikkat edersen tam aşil tendonun şurada olacak. Bakalım nasıl hissettirecek. Çok böyle kuvvetli bir form yok. Daha rahat ve daha hafif bir form var. Genel itibariyle ağırlığın tamamı arkadaşlar ayakkabının bu alt kısmında hissediliyor elinize aldığınız zaman. Tabii o da çok okkalı bir yapı veriyor. Üstü sanki daha rahat ve her yerde giyebileceğiniz şekilde kurgulanmış. Öyle hissettiriyor en azından. Gayet keyifli. Şık, ne diyorsun? Birçoğunuz belki böyle çirkin diye tabir edebileceği bir ayakkabı. Yok, ben çok beğendim. En beğendiğim Yeezy ayakkabısı olabilir. Değil mi? Ve sen de bu modeli daha önce çok fazla görmemiştin herhalde. Görmedim ama ben kendi ince ayakkabılarım var. Benim onlara biraz daha kaba tarzlar yakışıyor. Hadi bakalım ayağımıza giyelim. Nasıl hissettirecek onu bir. Bu arada yeni terliklerim bunlar. Evde giymeyi sevdiğim. Rahat mıymış bu arada? Biraz yani giyince, birkaç gün giyince aşırı rahat oldu. Sen giydikten sonra kendi terliklerini, terliklerimi sen giydin ya. O ara bunu dedim, kendi bunu deneyeyim. İlk giydiğimde pek beğenmemiştim. Hatta geri mi iade etsem diye düşünmüştüm. Böyle ek bilgi olarak verebiliriz. Bayağı bir şeymiş. Alçak mı? Yani yok denecek kadar bir form yumuşaklığı var arkadaşlar. Aşırı aşırı yumuşak. Bu arada bu 45 numara herhalde. Biliyorsunuz ben basketbol ayakkabılarında da 45 alıyorum ama Yeezy'lerde biraz numaralar küçük oluyor. Ona dikkat edin. Şu an yani parmağım şurada. Bakayım. 46 alıyordun sanki sen Yeezy'de. US 11. Şu an 40, yo ben Yeezy'de 47 alıyorum normalde. Alacaksam 47 alıyorum. Buradan siz de almayı düşünürseniz basketbol ayakkabılarınızın numarasından alın arkadaşlar. Hani basketbol ayakkabısında 45 giyiyorsanız bunda da 45 alabilirsiniz. Çünkü hoşuma gitti şu anda ve tam oldu. Hani 45,5 olsa, bildiğim kadarıyla 45,5 yok. Ama olsa olurmuş diye düşünüyorum. Gerçi ince çorapla giyerseniz rahat olur. Çok güzel durdu.
bayağı rahatmış biliyor musun? Çok güzel oldu. Arkadaşlar ciddi ciddi güzelmiş yani. Çok rahat. Tamam. Ve sana da böyle inanılmaz yakıştı. Değil mi? Bir de siyah bir şey giyseydim. Ya bununla bile güzel oldu. Valla benim hoşuma gitti ya. Güzel. Taban arkadaşlar öyle aşırı rahat değil. Yani onu söyleyeyim. Üstü inanılmaz rahat. Şu üst kısım var ya. İnanılmaz bir yumuşaklığı var. Ama rahat mı peki? Yani rahat hissediyorsun ama biraz daha tabanda böyle bir içeri göçme, bir boost yumuşaklığı. Ama bayanlar seviyor bunları. Yani daha sert, bunu demeye çalışıyorum. Üstü çok yumuşak, altı biraz da böyle bir sertlik var. Yani rahatsız edici mi? Değil ama olsa olurmuş. Üstü bayağı güzel. Gündelik için bence ideal bir model. Boost şeyde, var mı bunun içinde? Yok ama ortholight dediği, işte tabanlık dediği, neoprene dediği bunlar biraz daha yumuşak olabilirmiş. Aslında elle basıyorum çok yumuşak ama muhtemelen altında çok kalın büyük bir tabaka yok. Çok evet, güzel, bayağı güzel, şık. Yakıştı. Genel itibariyle beğendik. Keyifliydi, güzeldi yani. Yani ben sen olsam hep bu ayakkabıyı giymek isterim herhalde. Tabii, ayaklarına çok yakıştırdım, bileklerine, evet. Bacaklarına. Ay ne kadar öptüm seni. Teşekkür ediyorum kameramanıma. Evet arkadaşlar, bir ayakkabı kutu açımı daha, Instagram ayakkabısı kutu açımı daha bu şekilde geride bırakmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki ay biliyorsunuz ayda bir tane atmaya çalışıyorum bu tarz modellerden. Ama bu gerçekten güzel bir modeldi. Hani fiyat performans olarak düşününce bence alınabilir duranlardan biri. Bir ben bayanını ay... istiyorum. Evet, bir soralım bakalım onu. Bir sonraki ay yeni bir modelle karşınızda olacağız. Ama tabii ki bu aralıkta güzel güzel farklı farklı birçok ayakkabı, vlog, video geliyor olacak. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük out.